Bu salgının küresel ekonomide yarattığı çalkantıdan dolayı 2 aydır kanalda ben Bitcoin'de yön belli olmadan işlem açmayın. Yön bir net belli olsun, ondan sonra pozisyon almaya başlarız. Hiçbir şey kaçırmıyorsunuz, aceleye gerek yok diyordum. Biliyorsunuz bundan 2 hafta önce Bitcoin bir %10 küsür yükseldi, 7700 dolarlara. Onunla beraber hem temel analizde hem teknik analizde yerine oturdu, yön belli oldu. Ondan sonra da ben gönül rahatlığıyla yön artık belli oldu arkadaşlar, bundan sonra Bitcoin'de giriş yapabiliriz dedim. Hatta mesela Telegram kanalımda bu son yükseliş 9200 dolara kadar çıkabilir dedim. Geçtiğimiz hafta Bitcoin %20'ye yakın değer kazandı. Tam da 9200 dolar, 9300 dolarlara çıktı. Aslında daha da yukarılara çıktı ama sonra bir oralarda toparladı. Yani yön belli olmuş oldu. Bundan sonra da yükselişler devam edecek gibi görünüyor. Ama şu 2 aydır ben kanalda hiçbir zaman altcoin'lerle ilgili hadi şu altcoin'e girelim ya da altcoin almak için iyi bir zamandır demedim. Zaten kanalın takipçileri de altcoin'lerde ne zaman girelim, ne zaman girelim sorup duruyorlardı. O yüzden bugünkü evde kal sohbet videosunda altcoin'lere ne zaman girilir bu soruyu yanıtlıyor olacağız. Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Şimdi umuyorum ki keyifler yerindedir. Yaklaşık 2 aydır, 2,5 aydır hepimiz eve tıkıldık kaldık bu salgın illetinden. Her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de bir evde kal sohbet videosu çekeyim dedim. Bundan önceki videolarda hep Bitcoin konuştuk. Çünkü işte küresel ekonomideki belirsizliklerden dolayı Bitcoin'de yön belli değildi. Ve kripto para piyasalarını biliyorsunuz, her ne kadar binlerce altcoin olsa da bu iş Bitcoin üstünden dönüyor. Çünkü Bitcoin türünün ilk örneği, en büyük örneği ve en güvenli örneği. Bir insan kripto para yatırımı yapacağı zaman ya da bu kripto paralarla ilgilendiği zaman işte gidip bir Kartesi'ye, ne bileyim işte Chili's'e, ona buna bakmıyor yani. Yani gazetede ilk manşet Bitcoin oluyor. O yüzden Bitcoin'in bu dominansı, Bitcoin'in bu babalığı devam ettiği sürece olay Bitcoin etrafında dönecek. O yüzden hep Bitcoin'den konuşuyorduk. Ama bugünkü videoda sadece altcoin'lerden konuşacağım. Çünkü çok soru almaya başladım. Yani hani Emre Bey şu altcoin'e girelim mi? Ya da işte bu altcoin'i bu fiyattan alayım mı? Ne zaman altcoin yatırımı yapmak için ideal zaman olur? İşte altcoin rallisi, altcoin baharı tekrar gelecek mi? Ne zaman gelecek? Biraz bu sorular etrafında bir sohbet edelim istedim. Şimdi YouTube dışında diğer sosyal medya kanallarını takip edenler görmüştür. Ben geçenlerde kripto camiasının en ünlü adamı John McAfee ile bir röportaj gerçekleştirdim. Bu Türkiye'deki ilk röportajı olabilir John McAfee'nin. Çünkü Şubat ayında biliyorsunuz Türkiye'de İstanbul'da Blockchain Ekonomi diye bir konferans vardı. Ona da konuşmacı gelecek dediler John McAfee. Sonra ama adam ortaya çıktı, dedi ki benimle kimse iletişime geçmedi. Böyle bir şey yok. Yalan söylüyorlar. Benim ismim üstünden para kazanmaya çalışıyorlar falan. Öyle bir skandal oldu. Hani bakın yani konferansa bile getiremiyorlar adamı. Ben bu zat muhteremle bir video konferans yaptım. Düşüncelerini sordum son gün zamanlardaki. Bu arada Twitter'ımı, Facebook'umu, Telegram'ımı takip etmiyorsanız hepsinin linki video açıklamasında var. Hani bu tip gelişmeleri de oralardan daha hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi John McAfee'ye değindim. Çünkü John McAfee röportajında dedi ki yani bu Bitcoin hani kripto para deyince Bitcoin'in akla ilk gelmesi olayı çok saçma dedi. Yani bu işin artık değişmesi lazım dedi. Binlerce altcoin var. Hepsi de birbirinden farklı projeler. Hepsi birçok şey düzgün işler yapanlar var arasında. İyi iş yapanlar var. Mesela Monero dedi. Gizli coinlerinin ilk ve en büyük örneği. Monero'da dönen ticaret hacmi Bitcoin'de de yok dedi. Hiçbir altcoin'de yok dedi. Ama işte Bitcoin bu işin başı olduğu için umduğu değeri, bulduğu değeri, hak ettiği değeri bulamıyor dedi Monero. İşte Bitcoin yükseldiği zaman her şey yükseliyor. Bitcoin düştüğü zaman her şey düşüyor dedi. Ya bu çok saçma bir hareket dedi. Yani saçmadır değildir. Bu değişir değişmez. O bambaşka bir tartışma konusu. Ama yani hakikaten kripto para piyasaları öyle. Şimdi bugüne kadar altcoin'lere giriş, ramping dediğimiz işte ne derler, ilk işlemini açtığın çift Bitcoin üstünden olduğu için Bitcoin hareketine çok duyarlı altcoin fiyatları.
Yani Bitcoin zaten doğası gereği çok riskli bir yatırım aracı. Üstüne bir de Bitcoin'e bağımlı olduğu için altcoin'ler iyice riskli. Yani bunu işte 2018'den 2019'a gördük. Yani altcoin'ler işte o dönem ICO çılgınlığı bilmem ne, herkes dediği gibi altcoin alıyordu. Oradan bir %90-95 düştü. Ya bir yatırım aracı %95 düşer mi derken bir %95 daha düştü oradan. Yani hani kötü altcoin alan adamların neredeyse parası sıfırlandı. Şimdi de zaten ortalık biraz şey, ona benziyor. Yani Bitcoin işte takip ediyorsunuz. Bu işte salgın, Covid-19, eve kapanma olayları, ilk ekonomik çalkantı başladığı dönem bir 3600 dolarlara kadar neredeyse düşmüştü. Ama Bitcoin oradan hızlıca toparladı. İşte şimdi tekrar 10.000'e doğru gidiyor. Ama altcoin'lere bakıyorsun, hepsinin grafiği aşağı gösteriyor. Şimdi arkamda zaten altcoin endeksi diye bir grafik var. Burada bir kısa vadeli yükseliş trendi görünüyor ama şimdi bundan zaten detaylıca bahsedeceğim. Neyse, söyleyeceklerimi toparlayayım. Şimdi söz konusu binlerce altcoin olunca yani bu tartışma saatlerce sürebilir. O yüzden bugünkü videoyu konu üzerinde tutmak ve özet tutmak adına altcoin alınır mı, ne zaman alınır sorusunu iki parça olarak cevaplayacağım. Şimdi cevabın birinci parçasına gelelim. Orta ve uzun vadeli yatırımlar. Yani işte benim bir bilmem kaç tane Bitcoin alacak param yok. Bitcoin benim için pahalı. Ben daha çok risk almak istiyorum. Umut vadeden bir altcoin projesinde daha çok hisse almak istiyorum. Binlerce altcoin almak istiyorum. Ondan sonra işte 3 sene, 5 sene sonra ya da ne bileyim 1 sene sonra falan bir şey dokunurum, para olduğumda çıkmak istiyorum. Bu kafada bir sürü insan var. Ve bu yanlış bir düşünce değil. Altcoin'ler riskli diyoruz ama yani her ekonomik yatırım aracında olduğu gibi büyük risk, büyük getiri kuralı altcoin'lerde de işliyor. Hatta altcoin'ler çok büyük risk olduğu için getirisi de çok büyük olabiliyor. İşte bunu mesela 3 ay önce HEX'te gördük. Ben kanalımda HEX'i konu ettim. Bu coin bence yükselecek dedim. Arkası sağlam bir kitle var. Başındaki adam çok zeki dedim. Coin'in projesi çöp olsa bile bu alıcılarına ilk günden trene binenlere para kazandıracak dedim. Benim paramı 25'e katladı. Ben orada çıktım. Şu an HEX 85 kat yükselmiş durumda. 4 ayda 85 kat. Yani ben 25 katta çıktım çünkü işte kaç senedir kripto para işi içindeyim. Kim kime 25 kat para vermiş ki deyip parayı gördüğüm an aldım kaçtım. Daha da dursayım çünkü 80 kata kadar yolu varmış. Şimdi altcoin'lerde böyle hareketler olabiliyor. Bunun da çok temel bir sebebi var. Hepsinin hacminin inanılmaz ufak olması. Yani ne derler, böyle milyon dolarlık işlem hacimleri olan, market cap'i 100 milyon dolar bile olmayan ufak ufak asetler bunlar. Şimdi yarın buna böyle bir manipülatif, spekülatif bir hamle yapıldığı zaman, işte birisi böyle gidip kaldıraçlı 1 milyon dolar işlem açtığı zaman ya da o altcoin projesinin kurucuları reklam olsun diye kendileri işte pump yapmaya başladığı zaman projede işte uçuyor gidiyor. Orada da trene ilk binenler çok güzel paralarını kazanıp çıkabiliyorlar. Şimdi uzun vadeli altcoin'i almak için teknik analizden öte temel analize bakmak daha önemli. Çünkü videonun başında dediğim gibi binlerce altcoin var ve bunların %90'ı hakikaten çöp. Yani insanların cebinden para çalmak için, milleti dolandırmak için icat edilmiş dandik duvara coin'ler. Çoğu da Ethereum üstünde çalışıyor ki zaten Ethereum üzerinde ERC20 token olarak altcoin geliştirmek bugün çok kolay. Yani 10 satır koda bakıyor. Kod yazmayı bilmiyorsanız bile webde hazır coin oluşturma platformları var. Yani hani böyle forum sitesi açar gibi kendi Ethereum dayalı altcoin'ini yaratabiliyorsun. Adamlar böyle token yaratıyorlar. İşte bir network marketing grubu kuruyorlar. Telegram grubu kuruyorlar. Herkes birbirini ikna etmeye çalışıyor. Şöyle olacak, böyle olacak, böyle iyi bilmem ne. İşte ne derler, temel analiz yapmayı bilmeyen adamlar da kanıyor buna. Giriyorlar o çöplere, dolandırılıp gidiyorlar. O yüzden altcoin'lerde uzun vadeli yatırım yapacağınız zaman temel analizinizi doğru yapmanız çok önemli. Şimdi bu altcoin ne işe yarar? Aslı astarı var mı teknolojisinin? Ekibi düzgün tipler mi? Kimler bunlar yani? Dolandırıcılar mı? Daha önceden tanınan insanlar mı? Yani bunun gibi bir sürü soru var. Bu konuyla ilgili de bu arada çok güzel bir video çekmiştim. Bundan 1,5-2 sene önce. Olmuştur 2 sene herhalde. Şimdi onun linkini de bulup yukarı koyuyorum. Altcoin seçme rehberi diye çok güzel bir videom var. Bu konuda temel analiz nasıl yapılır? O videoyu dinleyerek siz de öğrenebilirsiniz. Şimdi diyelim ki temel analizinizi iyi yaptınız. İşte aslı astarı olan düzgün altcoin'lerinizi seçtiniz.
İyi de mesela bunlara ne zaman gireceğiz? Çünkü işte Bitcoin fiyatları çok hareketli olduğu için bu ara altcoin'ler tarumar olmaya devam ediyor. Şimdi bence altcoin'lere girmek için doğru zaman yakın bir vakitte, birkaç hafta içerisinde gelecek. Nedenini de söyleyeyim. Şimdi arkamda FTX borsasının altcoin endeksi var. İşte belli bir altcoin'lerden sepet yapmışlar. Bunu endeks future olarak, borsalarında işlem olarak şey diyorlar, işleme açıyorlar. TradingView'da onu açtım. Şimdi bu grafiğe göre Mart ortasından bugüne kadar bir yükseliş trendine girmiş durumda altcoin endeks. Yani altcoin'lere bir miktar para gelişi başlamış gibi görünüyor. Şimdi tekniğe bakacak olursak bu yükselen kanalın zirvelerindeyiz. Yani buradan bir düzeltme gelecek öyle görünüyor. Çünkü RSI yüksek, MACD düzeltmeye işaret ediyor, hacimler düşmeye başlamış falan. Yani çok yakın zamanda Bitcoin'de yüksek, sert bir hareket olduğunda, yani bu yükseliş de olabilir Bitcoin tarafında, işte 10.000'e bir hamle olabilir, düşüş de olabilir, geri 7.500'lere, 7.200'lere düşebiliriz. Yani Bitcoin'de böyle bir sert bir hareket olduğu zaman altcoin'lerde zaten bir para çıkışı olacağı için şu altcoin endeks şu an işte kaçmış bakıyorum, 579'muş. Bence 535'lere kadar, 530'un altına hatta çok rahat düşebilir. O yüzden o gün geldiği zaman temel analizinizi yaptığınız doğru altcoin'leri uzun vadeli o zaman alabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani özetleyecek olursak önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde, şimdi bir de halving geliyor Bitcoin'de. İşte halving'in fiyata nasıl bir etkisi olacak? Belki de medyada çok yer aldığı için insanlar Bitcoin alacaklar, çok yükselecek. Belki de işte miner'lar çıkmaya başlayacak, bunun fiyata olumsuz etkisi olacak. Yani bir sert yükseliş ya da düşüş illaki gelecek Mayıs ortasına doğru. Ondan sonra altcoin'lerde pozisyon almaya başlayabilirsiniz. Orta ve uzun vadeli diye düşünüyorum. Şimdi gelelim sorunun ikinci kısmına. Peki kısa vadeli altcoin alım satımı nasıl, ne zaman yapılmalı? Şimdi kısa vadeli altcoin alımın konusunda bir süre vadesi yok arkadaşlar. Yani eğer tekniğiniz iyiyse, day trade yapmayı iyi kötü öğrendiyseniz, işte risk atabileceğiniz bir sermayeniz varsa bir borsanın başında oturup işte grafikleri inceleyip günlük %2, 3, 5 şansınız yaver giderse 10, 20 sermayenizi böyle katlaya katlaya devam edebilirsiniz. Day trade ya da böyle kısa vadeli pozisyon alıp satmak bu aktif bir iştir arkadaşlar. Pasif gelir değildir. Bayağı mesai gibi başına oturmanız, odaklanmanız gerekir. Sakin olmanız gerekir. Trading %90'ı psikolojidir. İşte ay param eriyor, ondan sonra batacağım edeceğim kafasına girersen kesin kaybedersin. Kaybetmeyi riske edemeyeceğin bir parayla girdiysen kesin kaybedersin. Çünkü görüyorum, yani şimdi kanalda 100.000 kişi var. Bir sürü mail geliyor, bir sürü Telegram'dan mesaj geliyor, tweet atıyorlar falan. Yani aramızda öyle ilginç arkadaşlar var ki mesela, yani geliyor adam bana diyor ki işte Emre Bey, ben öğrenciyim, 7.000 lira birikimim var. Bunun altcoin alıp katlamak istiyorum, ne yapayım diyor. Ben de diyorum ki git önce okulunu bitir arkadaşım, yani git bir meslek sahibi ol, para kazan. 7.000 lira dediğin, kimseyi küçümsemek istemiyorum ama 7.000 lira dediğin birikim değil ki lan. Yani 1000 dolar anca ediyor. 1000 dolarla sen dünyada nasıl bir fark yaratacaksın yani? Kendi ne yapacaksın? Çoluğuna çocuğuna servet mi yaratacaksın onu katlayarak? Senin önce para kazanman lazım. O yüzden yani işte böyle arkadaşlar var ve bu adamlar korkmadan o 7.000 liralarını güç bela biriktirdikleri gelip böyle altcoin piyasasında yok edebiliyorlar. Ben bunların önüne geçmeye çalışıyorum elimden geldiğince. İnsanlara doğru nasihatler vermeye çalışıyorum. Hani kırıcı olabiliyorum bazen ama hani gerçekler acıdır. Yani para kazanamıyorsanız önce para kazanmayı çözmeniz lazım. Birden fazla gelir kaynağı oluşturmayı becermeniz lazım. Ondan sonra yani artık böyle disposable income'ınız, işte harcayabileceğiniz geliriniz yükseldiği zaman ne olacak? Altcoin piyasasında da bir 10.000 lira, 20.000 lira, 100.000 lira artık ne kadar kazandıysan sıkabilirsin. Hepsini kaybettin diyelim. Üzülmezsin. Azıcık daha yani bir dayak yemiş olursun ama hayat kaliten hiçbir şekilde değişmez. Bu kafadaki adam da daha çok kazanır. Çünkü para parayı çeker demek budur. Çok parası olan adam bu tip riskleri daha rahat aldığı için ve bu riskleri alırken daha iyi bir psikoloji içerisinde olduğu için daha çok kazanır. Çünkü sabretmesini bilir. Kaybettiği zaman hemen paniklemez. Yani bunlar önemli şeyler hayatta. Olay sadece işte teknikte bakın işte şuradan yükselecek, buradan düşecek, bunu çözmek değil yani. Trade yani aktif bir iştir. Çok sağlam psikoloji gerektirir. İyi bir trader psikolojisine ve kafa yapısına da ulaşmayı öğrenmeniz gerekir. Peki yani soruyu cevapladım mı? Hayır tabii. Kısa vadede altcoin nasıl alınır satılır? Yani
dediğim gibi hani bu konuda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ben mesela bir altcoin trade algoritması geliştirdim. Oradan insanlara işte al sinyalleri gönderiyoruz. Otomatik geliştirilen, otomatik üretilen pardon. Mesela bunları takip ederek çok güzel day trade yapabilirsiniz. Günlük işte her pozisyondan %2 ila 3 arasında kar alıp çıkabilirsiniz. Son zamanlarda bayağı katılan oldu trade algoritmama ve hepsi çok olumlu mesajlar gönderiyorlar. Bir tek işte şu son 1-2 hafta Bitcoin çok sert yükseldiği için altcoinlerde performans düştüğünden trade algoritmasının haftalık performansı düştü. Ama overall'da iyi gidiyor. Şimdi bu nasıl çalışır, ben nasıl üye olabilirim? Hepsinin şeyi açıklaması, video açıklamasında en altta var. İşte Patreon'dan kanalıma destek olanlara bu trade algoritmasına erişim sağlıyorum. Şimdi ama bugünkü video için yepyeni bambaşka bir şey yapacağım. Day trade'i düzgün öğretmek için sizlere ücretsiz bir trade grubu kuruyorum. Şimdi ben son zamanlarda vakit bulabilirsem day trade yapmak için FTX borsasını tercih etmeye başladım. Çünkü FTX borsasının hem arayüzü çok temiz, hem Türk lirası desteği var, hem pozisyonlardan çıktığı zaman Tether dolara değil, harbi fiyat Amerikan dolarına dönebiliyorsun. Bu gibi avantajların üstüne bir de FTX'in inanılmaz inovatif ürünleri var. İşte mesela şu grafiğini açtığım altcoin endeksi ya da iyice kötü altcoinlerden sepet yaptıkları shitcoin endeksi. Şimdi kötü altcoinlerin sepeti ne işe yarar diyebilirsiniz. Shitcoin adı üstünde. Ama mesela Bitcoin'in yükseldiği dönemlerde shitcoin endeks deli gibi düştüğü için mesela shitcoin endeksi shortlayarak kaldıraçlı inanılmaz kolay para kazanabiliyorsunuz. Yani böyle 100 dolarımı 3000 yaptığım falan oluyor doğru vakti yakalayabilirsem. Mesela bunlar çok inovatif ürünler. Onun dışında işte short açmak, kaldıraçlı işlem yapmak. Bunlar yeni trade'e başlayan insanlar için kompleks yatırım araçları. İşte pozisyon açmayı, kapamayı, borsayı kullanmayı herkes bilmiyor. O yüzden mesela bu FTX'te Bull ve Bear Token diye bu işi kolaylaştıran çok güzel enstrümanlar var. Ve daha hala yeni yeni enstrümanlar eklemeye devam ediyorlar. İşte mesela volatilite, piyasadaki volatiliteden para kazanmanızı sağlayacak bir volatilite endeksi oluşturdular. İşte hareketlilik arttıkça hareketin büyüklüğüne göre long ya da short ederek sırf hiç altcoin seçmeden yani hiçbir kriptoya para bağlamadan day trade'de para kazanabiliyorsunuz falan. Yani borsa çok güzel. FTX'e üye olmanızı öneriyorum bu arada. Yani benim trade grubuma katılırsınız, katılmazsınız o sizin bileceğiniz şey. Ama FTX borsası day trade yapıyorsanız muhakkak cebinizde olmanızı gereken bir borsa. Şimdi kendi ref linkimi video açıklamasında ilk satırda paylaşıyorum. Ona tıklayarak FTX borsasında siz de ücretsiz üyeliğinizi açabilirsiniz. Gelelim trade grubuna. Arkadaşlar bu dediğim gibi FTX'te çok inovatif ürünler var. Ben de bu ara hazır FTX'te day trade yapıyorum. O yüzden böyle kanalın takipçileri arasında samimi olduklarımızla böyle kapalı ama ücretsiz bir özel day trade grubu oluşturayım diye düşündüm. Burada işte FTX üzerinden işte ben açtım pozisyonları paylaşacağım. Bakın şuna giriyorum, buna bakıyorum. Onun dışında siz de trade yaparken işte ben şuna giriyorum, bunu yapıyorum. Ama tartışacağız, fikir alışverişi yapacağız. Gündelik işte hem bize meşgale olacak bu evde kaldığımız zamanlar hem de bu işte daha komplike day trade enstrümanlarını hep beraber öğreniyor olacağız. Öğrenmek önemli bir şey çünkü ben aslında bu konuda bir video çekmiştim. Onun da linkini şimdi yukarıya koyayım. Bu Bull ve Bear Token mesela FTX'in ürünleri ama Binance'de de listeleniyordu. Binance ikna etmişler. Hani onun üstünden de alınıp satılabiliyordu. Ama kusura bakmayın insanlar gerizekalı olduğu için neyin ne olduğunu öğrenmeden bu Bull ve Bear Token'ları normal bir altcoin'miş gibi alıp saklamaya çalıştılar. Ama tabii bunlar day trade'e özel geliştirilmiş fon tokenları olduğu için saklayanların bütün paraları yandı gitti. Yani bu sıfırlayabilecek bir enstrüman. Ne olduğunu bilmeden para koyarsan bütün paranı kaybedersin. Böyle bir sürü sadece Türkiye'de değil global olarak bir sürü barzo olduğu için Binance insanlar mağdur olmasın artık biz bunların eğitimini beceremedik değil. Bu tokenları şeyden çıkardı borsada. Ama FTX'de hala devam ediyor. Bunları böyle günlük işte saatlik pozisyonlarda alıp satacaksanız bunlar güzel araçlar. İşte bunlar nasıl çalışıyor? Ben nasıl pozisyon açıyorum? Bu grup içerisinde bunları tartışıyor olacağız. Şimdi gruba girmek çok basit arkadaşlar. Gruba başvuru formu hazırladım bir tane. O da video açıklamasında ikinci satırda. Birinci satırda FTX üyelik linkiniz var. İkinci satırda bu gruba giriş başvuru formunuz var. Başvuru formunda işte e-mail adresinizi soruyorum, FTX üyelik referans linkinizi soruyorum falan. Bir de çok daha önemlisi grup ücretsiz ama şöyle bir ön şart koştum.
FTX'e üyeyseniz ya da üye olduktan sonra minimum $250'lık bir depozito yapmanızı, oraya bir $250'lık sermaye koymanızı rica ediyorum. Şimdi para koymayan arkadaşları gruba almayacağım. Para koyduğunu bana ispat eden arkadaşları da gruba davet edeceğim. Böyle kapalı bir özel trade grubu yaratacağım. Bu kararı neden aldım? Çünkü arkadaşlar aramızda bu işte hakikaten kendi geliştirmek isteyen ya da hakikaten ilgilenip day trade yapanlar olduğu gibi bir sürü boş beleş troll de var. Boş beleş adamlarla artık uğraşmak istemiyorum açıkçası. Yani hem psikolojimi yoruyorlar hem vaktimi alıyorlar. Dediğim gibi yani hani abi 50 liram var ben ne yapacağım bununla falan. Yani o adamlar başka şeylere kafa yorsunlar, kriptoya girmesinler. Yani o yüzden böyle bir ön şart koştum. İşte arkadaşlar formu dolduruyorsunuz. Ondan sonra e-mail'den ben sizinle iletişime geçiyorum. Bana şeyi ispatlıyorsunuz işte borsaya para koyduğunuzu. Ondan sonra da grubu başlatıyoruz. Bakalım neler olacak. Şimdi bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Lütfen beğenip bana destek olun. Kanalıma abone değilseniz abone olduğunuzdan emin olun. Sadece YouTube'da değil, Telegram, Twitter, Facebook beni buralardan da takip ettiğinizden emin olun. Çünkü işte haftada 2-3 video en fazla çekebiliyorum. Ama Twitter'dan bol bol gevezelik yapıyorum. Telegram'dan bol bol teknik analiz paylaşıyorum. Ki son birkaç haftadır teknik analizlerim nokta atışı yani. Hani bunu da ben söylemiyorum. Takip edenler işte övgü mesajları yağdırmaya başladı bu ara. Ya, bu tip şeyleri de görüp takip etmek isterseniz diğer sosyal medya hesaplarımı da abone olup takip ettiğinizden emin olun. Trade grubu da deney aslında. Yeni bir şey deniyorum. Hiç böyle bir şey daha önce yapmamıştım. Ama bakalım yani belki de çok nezih güzel bir day trade grubuna dönüşür. Onunla da ilgileniyorsanız başvuru formu, bütün bilgiler o linkte var. Tıklayıp öğrenebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.